Merhaba, yine ben. Son 20-30 yıldır otizmde bir artış görüldüğünün farkındayız. Sizlere ne demek istediğimi göstermek için bir grafik çizeceğim. Burada otizm oranları var. Grafikte zamanla gerçekleşen değişime baktığımızda oranların yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. İnsanlar genellikle ana sebebin bilinçlenme yani farkındalık olduğunu söylüyor. Günümüzde otizm hakkında daha çok konuşulduğu için ebeveynlerin ve ailelerin de haliyle bu konudaki farkındalıkları daha fazla. Tabii o yüzden de doktorları ziyaret ediyorlar ve otizm teşhisi konuluyor. Bu durumu artışın sebeplerinden biri olarak görülse de insanlar artışı açıklamak için başka nedenler olabilir mi diye de araştırıyor. 1998 senesinde bir grup doktor ve araştırmacı Wakefield araştırması olarak bilinen bir çalışma için bir araya geldiler. Soy ismi Wakefield olan bir doktor, çalışmanın ana yazarı olduğundan araştırma da onun adını taşıyordu. Kendisi İngiltere'de çalışan bir cerrahtı. Bu çalışmada toplam 13 yazar yer almıştı ve çalışma İngiltere'de yapılmıştı. Yaptıkları şey hastaneye normal şekilde gelen 12 çocuğu araştırmaya dahil etmekti. Bu çocuklar hastaneye rutin kontrol için gelmişti. Yani araştırma için özel bulunmuş kişiler değildi. Fakat doktor bu çocuklarda gelişimsel problemler olduğunu fark etti. Evet. Doktor bu 12 çocuğun gelişimsel problemler veya gelişme geriliği yaşadıklarını görüyor ve bu çocuklarda en yaygın olan gelişimsel problemin otizm olduğu fark ediliyor. Dolayısıyla bu çocukların çoğuna otizm teşhisi konuyor. Aslında burada doktorun yaptığı şey şu. Ee, bir dakika bunu size bir çizimle anlatacağım. Ee, diyelim ki bu araştırmadaki çocuklardan birinin kafası olsun. Doktor çocuklara herhangi bir şikayetleri olup olmadığını, şikayetlerin ne zaman başladığını soruyor. Yani bunun gibi sorular yöneltiyor ve hastaların tıbbi geçmişini öğrenmeye çalışıyor. Ailelerin birçoğu biliyor musunuz aslında geçmişte şu tarz otizm belirtileri gösterdiğini şimdi hatırlıyoruz diyorlar. Bunu temsilen buraya gri renkte bir beyin çiziyorum. Ayrıca anne babalar bir de bu durumun aşılarla bir ilişkisi varmış gibi hissettiklerini söylüyor. Aşıların özellikle de MMR ya da KKK olarak bilinen kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısının semptomların başladığı zamana denk geldiğini hatırladıklarını belirtiyorlar. Doktor da raporlarda bu şekilde yazıyor. Dolayısıyla artık aşı ve otizm arasında anne babaların anılarına dayalı bir ilişki bulunmuş oluyor. Ancak bu çalışmanın esas amacı aslında bağırsaklardı. Hatırlarsanız doktorumuzun cerrah olduğunu söylemiştik. İşte bu doktor aslında çocukların bağırsaklarını incelemek istiyordu çocukların bağırsak biyopsilerinde yani bağırsaklardan bir miktar doku alındığında ve bunlar incelendiğinde çocukların çoğundan alınan doku parçalarının iltihaplanmış olduğunu fark etti onun araştırmasının asıl ele aldığı konu buydu yani bağırsaklarda gördüğü bu iltihaplanmadan bahsediyordu o da bunun üzerine şöyle bir iddia ortaya attı ve bu o dönem için büyük bir iddiaydı. Wakefield'ın iddiasına göre bu enflamasyona neden olan şey aşıydı. Evet, iltihaplanmanın sebebinin aşı olduğunu düşünüyordu. Ayrıca belki bir de bu duruma dahil olan gizemli bir protein vardı. Diyelim ki şu küçük mavi protein olsun. Bu protein beslenmeye dahil olduğunda bağırsaklar iltihaplı olduğundan burayı kolaylıkla aşabilecek ve gelişmekte olan beyni etkileyebilecekti. Dolayısıyla Wakefield aşı ile otizm arasında böyle bir bağlantı olabileceğini iddia ediyordu. Wakefield araştırması 1998 senesinde ilk kez ortaya çıktığı zaman çocuklarının neden otizm olduğunu açıklamak için bir sebep arayan aileler için yarattığı heyecanı hayal edebiliyor olmalısınız. Artık insanlar ah işte belki de otizme neden olan şey bu aşıydı diyorlar ve sebebinin bu olduğunu düşünüyorlardı. Fakat bu fikirle ilgili birkaç problem vardı. Birinci sorun Otizm semptomları olan bazı hastaların aslında bağırsak rahatsızlığı semptomlarından herhangi birini yaşamadan önce bu semptomları yaşadıklarını bildirmeleriydi. Şimdi şöyle düşünün. Bağırsak rahatsızlığı semptomlarından sonra değil de önce otizm semptomları yaşanıyorsa o zaman gerçekten bu teoriye karşı bir durum var demektir. Çünkü bu teori ilk önce bağırsak sorunlarının ortaya çıkmasına dayanıyor. İşte hemen bu noktada bir soru işareti oluşmuştu ve teorinin doğru olup olmadığı tartışılmaya başlanmıştı. İddia ile ilgili başka bir soru da bu gizemli protein konusuydu. Buraya da bir soru işareti koyacağım. Bu gizemli protein Wakefield'ın hiçbir zaman tanımlamadığı bir şey. Wakefield asla bu protein bence budur ya da şudur demiyor. Yaklaşık son 15 yıldır da Wakefield'ın öne sürdüğü bu gizemli proteine dair henüz kimse bir açıklama bulamadı. Yani kimsenin böyle bir proteini bulamamış olması da kafalarda büyük bir soru işareti yarattı tabii. Yine de bu çalışma en azından konuyla ilgili pek çok araştırma yapılmasını tetiklemiş oldu. İnsanlar aşılar ve otizm arasında gerçekten bir ilişki olup olmadığını araştırmak üzere çalışmalar yapmaya başladı. MMR aşısı oranları konusunda da çalışmalar yapıldı. Bir popülasyonun ne kadarı gerçekten de MMR aşısını yaptırıyor? eğer aşı ile otizm arasında gerçekten bir ilişki varsa aşı yaptırma oranlarının da artmış olması gerekir değil mi? Yani bu durum otizmdeki artışı da açıklayabilir. Aslında bu konuda birkaç farklı yerde araştırmalar yapıldı. Bunlardan ilki tabii ki İngiltere'ydi. Çünkü hatırlarsanız başlangıçtaki çalışma da İngiltere'de yapılmıştı. İngiltere'de aşı olma oranlarını 6 yıl boyunca incelediler ve MMR aşısı yaptırma oranlarının aslında sabit olduğunu gördüler. Oranda hiçbir artış yoktu. Dolayısıyla aşının otizme neden olduğunu düşünenler için bu sonuç biraz garipti. Daha farklı bir sonuç bekleniyordu. O yüzden tekrar araştırdılar. Bu sefer araştırmayı Amerika'da yaptılar. Amerika'daki bu araştırmada 15 yıldan fazla sürdü. Yaklaşık 15 yıl süren bu araştırmada da sonuç aynıydı. Otizm oranları artarken aşı oranları yine sabitti. Sonra başka bir araştırma daha yapıldı. Bu seferki Kanada'daydı. Ve şaşırtıcı bir şekilde Kanada'da aşı yaptırma oranlarının aslında gittikçe azaldığı ortaya çıktı. Yani Kanada'da 12 yıl boyunca yapılan araştırmada görüldü ki aşı yaptırma oranları giderek düşmesine rağmen otizm oranları yine de artıyordu. Bu araştırmalar popülasyonun tamamı hakkında veri sunuyor olsa da aşının otizme neden olduğu fikrine aykırı sonuçlar da ortaya koyuyordu. Ancak insanlar yine de bundan memnun değildi ve Dr. Wakefield'ın önerdiği mekanizma hakkında daha spesifik araştırmalar yapılmasını istediler. Böylece başka bir araştırma daha başladı. Bu da İngiltere'de yapıldı ve bu araştırmada 473 otistik çocuk incelendi. Hatırlarsanız ilk araştırmada sadece 12 çocuk vardı. Bu seferkinde ise yüzlerce otistik çocuk inceleniyor. Burada bu 473 çocuğa bakarak aslında şunu anlamaya çalışıyorlardı. Aşı ile bağırsak iltihabı arasında herhangi bir bağlantı var mı? Bu sorunun cevabı da hayır çıkmış ve geniş yankı uyandırmıştı. Otistik çocuklarda MMR aşısı ve bağırsak iltihabı arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştı. Bu sonuç Wakefield teorisi için çok yıkıcı olmuştu. Peki ya teorinin ikinci kısmı? Yani bağırsak iltihabı ile otizm arasındaki bağlantı? Bunların arasında herhangi bir ilişki var mıydı? Yine İngiltere'de 262 otistik çocukla başka bir araştırma yapıldı ve bu iki şey arasında hiçbir bağlantı olmadığı bulundu. Yani bağırsak iltihabı ve otizm arasında Hiçbir ilişki görülmüyordu. Artık Wakefield'in teorisinin iki önemli bileşeninin yanlış olduğu kanıtlanmıştı. Tabii bu gizemli proteinin de artık üzerine çizebiliriz. Çünkü insanlar bunu da senelerce aradı ama kimse böyle bir şey bulamadı. Bazı insanlar için bunlar hala yeterli değildi. Çünkü aşı ve otizm arasında bir bağlantı olabilir ama belki de sadece bu mekanizma pek doğru değildi diye düşünüyorlar. Şuraya mor bir ok çizmiştim. Evet, işte bu konuda da araştırmalar yapıldı. Dediler ki bu ikisi arasında başka bir mekanizma üzerinden bir bağlantı olması mümkün olabilir mi? İşte bunu araştırmak üzere yine İngiltere'de özellikle MMR aşısı ve otizmi inceleyen bir çalışma yapıldı. Çalışmada bunlar arasında bir ilişki olup olmadığına bakılıyordu. Bu araştırmada 71 otistik çocuğu incelediler ve bu çocuklarda bu ikisi arasında hiçbir ilişki olmadığını gördüler. Bu araştırma birkaç kere daha farklı yerlerde tekrarlandı. Mesela Finlandiya'da da aşı ve otizm arasındaki bağlantıyı, yani aynı soruyu cevaplamaya çalışan bir araştırma yapıldı. 309 otistik çocukla yürütülen o araştırmada da hiçbir bağlantı olmadığı bulundu. Şimdi şunu bir düşünün. İlk olarak 12 çocukla yapılan bir araştırmada böyle bir bağlantı olduğu söylenmişti. Ve şimdi farklı ülkelerde yüzlerce çocukla yapılan araştırmalarda hala aynı bağlantı hakkında konuşuluyor. Mesela bir diğer araştırmada Amerika'da yapılıyor. Ve yapılan tüm bu geniş çaplı araştırmalar aynı sonucu buluyor. Yani aşı ve otizm arasında temelde bulunabilecek hiçbir bağlantı yok. E bu durumda insanlar 12 çocukla yapılan ilk çalışmanın arkasındaki gerçeklerden şüphe etmeye başlıyor. Ama bir yandan da insanlar hala bundan bahsetmeye de devam ediyor. Halen Wakefield araştırması hakkında ne demeli? Tüm diğer kanıtlara rağmen yine de bir bağlantı olması mümkün olabilir mi? Diye bu konuyu konuşuyorlar. Son olarak Finlandiya'dan bir grup, soruyu kesin olarak cevaplayacağına düşündükleri farklı bir yaklaşımla başka bir çalışma yapmaya karar verdi. Bunun için dediler ki neden 1.8 milyon çocuğu takip edip incelemiyoruz? Yani bu sefer aşı yapılan çok fazla sayıda çocuk incelenecek ve bu çocuklar takip edilerek onlarda otizm gelişip gelişmediğine bakılarak bir bağlantı olup olmadığına cevap aranacaktı. Bu çocukları belirli bir süre takip ettiler ve aşı ile ilişkili hiçbir otizm vakasıyla karşılaşmadılar. Evet, bu aşı vakalarının hiçbirinde otizm görülmemişti. Bu noktada artık insanlar Wakefield araştırmasına ve aşı ile otizm arasında bir bağlantı olduğuna inanmayı bıraktılar. Eh, bu konu artık çözülmüştü. Bu araştırmaların tamamı aşı ile otizm arasında gerçekten bir bağ olmadığını gösteriyordu. Ancak yine de akıllarda Wakefield araştırması ile ilgili ve bu sonuçların ilk başta nasıl bulunduğuyla ilgili bazı sorular vardı. Şimdilik bu noktada duracağım ve bir sonraki videoda bu konudan devam edeceğim. Hoşçakalın.